Hepinize hoş geldiniz. Bugün 11.11 indiriminden yapmış olduğum alışverişi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu ürünlerin içerisinde ilk olarak denenmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda eğer beni TikTok'tan takip etmiyorsanız buradaki ürünlerin birçoğuna ilk izlenim videosu yapacağım orada. O yüzden beni TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Zaten şu anda ekranda ismimi görebiliyorsunuz. İlk olarak Sephora alışverişiyle başlıyoruz. Sephora'da %22 indirim vardı ve Sephora Collection ürünlerinde de %30 indirim vardı. Büyük ihtimalle Kasım sonunda da bu tarz bir indirim olur. İlk olarak Sephora Collection'ın saç ürünlerinden iki tane ürün aldım. Bunlardan bir tanesi saç peelingi. Bu tuzlu kalın taneleri olan peelinglerden. Daha sonra bir de bu saç güçlendirici ve saç çoğaltıcı, gürleştirici bir serumu var bunun. Bu bana birazcık vaat ettikleriyle birlikte benim Ordinary'nin kullandığım peptit saç serumunu hatırlattı birazcık. Ona muadil olabilir belki düşüncesiyle aldım. Sephora Collection'la başladım. Sephora Collection'la devam edeyim. Bu yeni çıkan Best Skin Ever Glow fondötenlerinden aldım. Sephora Collection'ın fondötenlerini ben gerçekten çok seviyorum ve şu anda çoğu sözde uygun fiyatlı olması gereken markaya göre çok çok daha uygun fiyatlı fiyatları. Bunların indirimsiz fiyatları 229 liraydı. Ben 130 indirimini aldım. Öyle düşünün. Ben iki farklı rengini aldım. 22P ve 17,5N. Büyük ihtimalle 17,5N bana cuk oturuyor olacak. Bu birazcık daha pembe ve koyu kalıyor. Uzun süre kalıcı olan ıslak bitişli bir fondöten olduğu söyleniyor. Serinin bir de bu kapatısını aldım. İncecik bir yapısı olan böyle yarı satenimsi gibi bir bitişi olacakmış gibi görünen bir kapatıcı aldım. Islak bitişi olmasına rağmen çizgilere dolmayacağı söyleniyor. Daha önce Sephora Collection'ın kapatıcılarıyla çok iyi bir deneyimim olmadı ama bakalım bununla nasıl olacak. Birazcık merak etmiyor değilim. Daha sonra Rare Beauty'nin yılbaşı koleksiyonundaki bu iki güzelliği kaptım. Özellikle Rare Beauty'nin bu allık setini denk getirebilirseniz stoklarda kesinlikle kaçırmayın diyorum. Çünkü içerisinde benim en sevdiğim, size hep anlattığım iki allık olan Anchorage ve Happy renkleri var. Anchorage tamamen tam boyda. Özellikle bu rengi benim cilt tonumdaysanız gözünüzde, yanaklarınızda ve dudaklarınızda tam tamına kullanabiliyorsunuz. Çok amaçlı bir renk. Daha sonra mini boy Happy var ama Rare Beauty'nin bu halıkları o kadar pigmentli ki Anchorage'den sonra en çok kullandığım rengi Hope rengi. Ona rağmen halen bitiremedim. Çok pigmentli oldukları için bu minicik boyu bile size uzun süre gidecektir. Diğeri de bu sete özgü olan Truth rengi. Sonra Charlotte Tilbury'nin Pillow Talk'ına da muadil olarak gösterilen Rare Beauty'nin Humble setini aldım. Bunun içerisinde mini dudak kalemiyle mini ruju var. İlk çıktığından beri aklımda olan, lipstick gününde iptal edilen siparişimde de olan, sonra da bir daha hiç stokta bulamadığım bu ikiliyi aldım. Cilt tonunuza göre birazcık farklılık gösterebilecek çok doğal bir pembe kahve diyebiliriz. O yüzden bunlarla ilgili ümitlerim var. Ve Rare Beauty'nin dudak kalemlerinin özellikle bayağı kalıcı olduğunu duymuştum. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Sonra Tarte'dan yeni çıkan Juicy adlı paletini aldım. Tarte'ın Tartelette paleti benim komple matlardan olsa en sevdiğim paletlerinden bir tanesi. Bu da benim en sevdiğim kahve, pembe alt tonlu kahveler ve leylak tonlarını içerdiği için kahverengi gözler için bulunmaz süper bir palet olmuş. O yüzden buna bayıldım. Kurabiye gibi kokuyor bu arada palet. Sonunda Clinique'in Black Honey rujunu ve glossunu bulabildim. Bunu hatta siz bana haber verdiniz. Ayşe stoklara girmiş, Clinique'in sitesinde de %30 indirim var diye. Oradan aldım bunları. İki tane Black Honey lipstick aldım. Birini kendime, birini Pelin'e vereceğim. Bir de Clinique'in Black Honey lip glossunu aldım. Bunun renk olarak bir şeye benziyormuş gibi duruyor ama bakalım benziyor mu, benzemiyor mu göreceğiz. Bakalım bunlar nasıl çıkacak? Heyecanla bekliyorum. Bu kadar övüldüğü kadar iyi mi bilmiyorum. Sonra Fenty'nin yılbaşı koleksiyonundan iki tane ürün aldım. Bunlardan bir tanesi Glow seti. Bunun içerisinde Hit serisindeki Fenty Glow Cupping rengi var. Bu ikisi bende olduğu için çoktan anneme ya da Pelin'e verdim büyük ihtimalle. Onu özellikle bu sete özel olan bu Fuchsia Flex rengini denemek için çok sabırsızlanıyorum. Ama TikTok'a ilk izlenim çekeceğim için daha denememeye çalışıyorum. Umarım aşırı simli bir şey çıkmayacak.
takmıyorum. Sonra tabii ki de bu allık paletini aldım. İçerisinde iki farklı allık var. Birisi daha çok pembe tonlu krem allığım, birisi daha beri tonlu. Ve bunun içerisindeki her bir bölümündeki allık normaldeki bu Fenty'nin tam boy krem allıklarıyla aynı gramajda. Yani bir tane ürün alıyorsunuz, iki farklı allık almış oluyorsunuz. Oradan fiyatı ayarlayın ve renkler gerçekten çok güzel. Hatta şu anda benim yanaklarımda hafifçe şu renginden var. Ben gerçekten beğendim. Formülasyon olarak normal Fenty allıklarla aynı formülasyona sahip. Son dönemde bildiğiniz deri tonlu ürünlerle ciddi şekilde bir aşk yaşıyoruz. O yüzden Fenty'nin krem allıklarının Summertime Wine rengini aldım. Çok güzel bir deri tonu gibi gözüküyor. Hem dudaklarımda hem yanaklarımda ben bunları kullanıyorum. Özellikle krem allıklara yeni başlayacaksanız bu allıklara bayılırsınız. Çünkü sürdüğünüzde bir anda bam diye yüzünüze çarpmıyor. Kendiniz rahatlıkla ne kadar ürün kullanacağınızı belirleyebiliyorsunuz. İlk başta az olup sonra rahatlıkla yoğunlaştırabiliyorsunuz. Huda Beauty'nin Cheeky Tint'lerinin bende olmayan son rengini de aldım. Bu da Perky Peach rengi. Huda'da günlük benim alışverişi yaptığım gün özel %25 indirim vardı. Bu tamamen içerisinde hafif ışıltıları olan çok güzel bir şeftali tonu. Bunu allıklarının mesela koyu olan bir allığın rengini açmak için ya da bronzerlarımı daha ışıltılı hale getirmek için çok güzel olabileceğini düşündüm. Ki ben bunu kullanmadığımı fark edersem anneme veririm. Çünkü bu allık rengi annemin en sevdiği allık renklerinden. En sevdiğim fondöten kapatıcı çıkarınca tabii ki de koşa koşa gidip aldım. O da diyorum Backstage Flash Perfective kapatıcısı. Bu suya dayanıklı olan ince yapılı bir kapatıcı. Ben iki farklı rengini aldım. Çünkü sene içerisinde benim rengim çok fazla değişiyor. Bunlardan bir tanesi 2CR rengi. Bunu daha böyle pembe alt tonu birazcık da corrector gibi kullanırım diye düşündüm. Bu ise 0N rengi. Plan şöyle, bunu corrector gibi istediğim bölgeye sürüp bununla rengi açarak, aydınlatarak dengelemek. Diyorum Backstage fondöteni aklınızda olan fondötenlerden bir tanesi ise orta kapatıcılı olan saten bitişli cildimizde yok gibi duran muhteşem bir fondöten. Benim onda rengim 2N ya da 1.5N. Hangisini bulabilirsiniz stokta rahatlıkla kullanabilirsiniz. 2N birazcık daha yaza doğru kaçıyor ama yapısı çok ince olduğu için yaz kışı fark etmeksizin rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonunda ve tam indirim zamanında rengimi bulduğum için çok mutlu oldum. NARS'ın Light Reflecting fondöteninin Viyana rengini aldım. Bunda Gobi ile ikisi arasında çok gidip geliyordum. Ama iyi ki de Viyana'yı almışım. Viyana tam Gobi. Bir tık açık gelecekti. Onu sadece ve sadece kışın kullanabilecektim. Bu rengi ben yaz kış çalıştırırım. Boğa'nın geleceğini hiç tahmin etmezdim ama bir tane de toz ürün aldım. Pelin bunu niye aldın diye ben de şimdi arayacak bu videoyu izledikten sonra. Çünkü toz üründen kullanmayalı çok uzun bir zaman oldu. Ama Fenty'nin bu meşhur Ginger Beach Moscow Mule rengini stokta bulunca dayanamadım. Çünkü benim çok severek kullandığım Huda Beauty'nin Proud Pink adlı allığını çok güzel bir hani üstüne bir onun renginin tonunu bozmadan uygulamak için çok güzel olacağını düşünüyorum. Hem de bu renkleri ben gözümde çok kullanıyorum. Orada da kullanır bir şekilde değerlendiririm diye düşündüm. Umarım yanılmıyorumdur. Parayı çöpe atmamışımdır. Bir tane daha dudak ürünü aldım. Bunlardan bir tanesi Fenty'nin krem serisindeki Cookie Jar adlı lip gloss'u. Bu tarz bu Fenty'nin lip gloss'larını benim çok sevdiğimi biliyorsunuz. Özellikle bunun Fruit Snacks rengi sonbahar için çok güzel olan bir renk oldu. Bu da yine böyle kiremit gloss gibi çok güzel olur diye düşündüm. İsterseniz opak, isterseniz daha ince bir şekilde gloss gibi sürebilirsiniz. Bu aslında tek başına bir gloss gibi olmaktan daha çok lip balm, gloss, dudak yağı hepsi bir arada olan. Gerçekten hani Fenty gloss'ların anlatılmasının bir sebebi var. Gerçekten dudaklarınızda dayanan bir ürün. Yani bir lip gloss gibi hemen ortadan kalkmıyor. Çoğu lip gloss'a göre çok daha kalıcılığı olan ürünler. Sonra Clarins'in
Dudak yağlarının 9 numarasını aldım. Bilirsin eski formülasyonu çok severek kullanıyordum. Hatta bunun kendi 04 numarasını o kadar çok anlattım ki sizlere. Beni uzun süredir takip edenler hatırlar. Onun için bu 09 numaralı rengini aldım. Plum rengi aklımdaydı ama stokta yoktu. Hazır kahvelere takmışken bu da güzel olur diye düşündüm ki yanıltmadı. Ve son olarak da bu Zoeva'nın 110 numaralı fırçasını aldım. Diyeceksiniz ki bunun Shiseido'nun 136'sının aynısı. Teknik olarak benziyorlar da %100 aynısı değiller. Bendeki artık parçalanmak üzereydi. O yüzden bir tane daha yenisini aldım. L'Oreal'in Trendyol mağazasından 2 tane ürün aldım. Bu da sürekli kullandığım 2 ürün aslında bu indirim döneminde yedekledim diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi NYX'in Bear With Me serisindeki light rengi. Özellikle daha soğuk alt tonu, zeytuni alt tonu. Kapatıcıları seviyorsanız bunun light rengi bana cuk olarak oturuyor. Onu yedekledim. Çünkü benimki yarısına kadar gelmişti. Ve tabii ki de mürdüm kahve yapmazsam olmaz. Ama bununla ilgili çok ciddi bir problemimiz var. Üzerinde Burgundy Brown yazıyor ama üstünde mürdüm yazıyor. O yüzden beni birazcık geriyor yanlış ürün mü aldım diye. Bakalım birazdan bakacağız. Bendekiyle karşılaştıracağım çünkü. Sıra geldi Watsons'tan aldıklarıma. NYX'te %50 vardı Watsons'ta. Çok bulunan bir şey değil. O yüzden 2 tane dudak kalemi aldım kendime. Dudak kalemleriyle ilgili benim problemim ne olacak bilmiyorum. Bu NYX'in bu dudak kalemlerini ben çok seviyorum. Slim linerlerini. Bunun Nude Truffle rengiyle Peekaboo Natural rengini aldım. Tırnaklarımı dibine kadar kestiğim için bunları şu anda öldürsen açamıyorum. Birisi kahverengi, birisi pembe kahve olan. Sonra en sevdiğim kaş kalemi olan NYX'in Lift and Snatch. Böyle tek tek kaş çizmeniz için, doğal bir sonuç vermek için çok başarılı. Onun Espresso rengini yedekledim. Ben Ash Brown'la Espresso rengini birlikte kullanıyorum. Revolution'un Bright Light serisindeki Divine Dark Pink rengi gelmiş. Bunu aldım. Bunu Charlotte Tilbury'nin pink gazımına muadil olarak gösteriyorlar. Bilmiyorum nasıl olacak, muadil mi değil mi hiçbir fikrim yok. Birazcık şuradan bakınca buna nazaran daha pembeymiş gibi gözüküyor ama bakalım nasıl olacak. Merakla ben de sizin gibi bekliyorum. Gratis alışverişimle devam ediyoruz. Eka Tools'un şu şekilde bir seyahat fırça seti vardı. Artık dünya normale doğru döndüğü için benim aniden seyahatlere gitmem gerekebiliyor. Bundan ne kadar mutsuz olsam da. Bu süreçleri daha rahat hale getirmek için bir tane çantayı hazır tutmak istedim. O yüzden böyle seyahat ürünleri güzel olur diye düşündüm. Daha gelmedi eShop alışverişim. eShop'tan da Real Techniques'in setini almıştım. Bakalım o nasıl çıkacak. Beolis'in yeni krem ürünleri çıkmış. Tabii ki de krem ürün aşığı olan biri olarak hemen kaptım. Bronzer'ı var. Ballet Slipper adlı rengini aldım. Bir de aydınlatıcısını aldım. Deneyeceğim nasıl çıkacaklarını göreceğiz. Bu bronzer dökülerek gelmişti. Bu ufak hatalıydı. Bunu biraz denedim. Bronzer'ı güzel çıktı öyle söyleyeyim. Ama aydınlatıcı aldığı konusunda daha tam düşüncelerim oluşmadı. O yüzden bir şey diyemem. Not'un yeni lip gloss'larından aldım. Adı beni çok heyecanlandırmıştı. Smell of Coffee böyle koyu kahve bu moda olan renklerden çıkar mı diye düşünmüştüm. Ama beklediğime göre ince çıktı. Beklediğime göre açık bir renk çıktı. Ama bakalım nasıl olacak yapısı falan. Merakla deneyeceğiz. Yeni gloss'tan hiçbir zaman zarar gelmez. Rimmel London'ın Kind and Free adlı yeni bir serisi çıkmış. Onun içerisinde sadece benim kapatıcısı dikkatimi çektiği için sadece kapatıcısını aldım. Ben fair rengini aldım. Rimmel London'da genellikle bana fair rengi oluyor diye. Nemlendirici olan ve çizgilere dolmayacağı söylenen bir kapatıcı. Bakalım. Ben merakla bekliyorum. Ardından bu Physicians Formula'nın Rose All Play adlı paletini aldım. Bunu Pelin istedi. Bunu Pelin'e aldım. Ama Pelin'e vermeden ben bunu bir parmaklarım büyük ihtimalle. Hatta beğenirsem bir tane de kendime alırım. Ama şöyle renk ailesi olarak baktığımda Tartelette'in Juicy paletine birazcık andırdığını söylemeden geçemeyeceğim. Daha sonra Pelin'e bu Emily'nin 203 numaralı dudak kalemini aldık. Benim çok severek kullandığım dudak kalemi renklerinden bir tanesi. Ben de denedi, hoşuna gitti. O yüzden bunu da ona aldım. Ve son olarak da MAC'den yedeklediğim iki üründen konuşalım. Bunlardan bir tanesi benim sürekli konuştuğumu duyduğunuz MAC'in Kosarıcı göz kalemini yedekledim. MAC ürünlerinde %30 indirim vardı ve Kosarıcı göz kalemini ben her Allah'ın günü kullanıyorum. İndirim varken yedeklemek
daha fazla zamlanmadan mantıklı geldi. Daha sonra da yine çok severek kullandığım çikolata kahvesi olan bu Mekin Coffee adlı göz kalemini yedikledim. Bu kol linerlara göre bir tık daha sert yani. Özellikle üst kirpik içime sürmeyi çok sevdim. Bu kahve rengini de yedekledim. 11.11 indiriminden benim yaptığım alışverişler bu şekildeydi. Siz neler aldınız, neleri yedeklediniz? Bunlardan önce hangilerini deneyelim? Bana yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim artmayı unutmayın. Hoşça kalın.